Değerli izleyenler, hepinize merhaba. Bu hafta adeta zaferler haftası gibi 30 Ağustos'ta Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri var. Fakat bugün 2 Eylül'de bir başka 100. yüzyıl, o da Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yılı. Ben size daha önce 2 Eylül'den bahsetmiştim. Eskişehir'e kitaplarım gitmişti. Bu 2 Eylül ne acaba diye merak ettim. Çünkü 2 Eylül caddesi mi, sokağı mı ne yazıyordu? Ondan sonra öğrendim ki nasıl ki 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuymuş, 2 Eylül'de Eskişehir'in kurtuluşu. Ayrıca Eskişehir'de 2 Eylül adlı sokak, cadde isminden başka bir yerel gazetede varmış. İlk önce Eskişehir'in belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen ne demiş, ona bir bakalım. Çünkü onunla giriş yapmak programın ilerleyen dakikaları için gerekli. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının komutasındaki kahraman Türk ordusu Eskişehir'i düşmandan geri aldığında şehir harap ve bitap durumdaydı. İşte o gün kelimenin tam anlamıyla taş üstünde taş kalmadığı bu şehir, bugün tüm ülkenin ve dünyanın gıptayla baktığı bir hale gelmiştir. Şehirler içinde yaşayan insanları temsil ederler, büyük bedeller ödemiş, büyük acılar çekmiş Eskişehir, sizlerin bitmeyen sevginizle bugünlere gelmiştir. Bir şehrin bugününü anlamak ve geleceğini inşa etmek için geçmişi asla unutmamak gerekir. Bunu unutursak sahip olduğumuz şehrin ve ülkenin kıymetini asla yeterince kavrayamayız. Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da buna atıf yapıyor, vuruk yapıyor, şunları söylüyor. Bundan 100 yıl önce Eskişehirliler ordusunun yanında olarak canından kıymetli buldukları vatanlarını ve bağımsızlıklarını büyük bir fedakarlık ve kararlılıkla savunmuş ve destansı bir direnişle ardından Eskişehir'i düşman işgalinden kurtarmışlardır. 22 Ocak 1919'da İngilizlerin işgaliyle başlayan ve 2 Eylül 1922'de kurtuluşla neticelenen süreçte, Ocak 1919, Eylül 1922, 20 olsa 3, 4 yıla yakın değerli izleyenler, Eskişehir 3,5 yıldan fazla işgal altında kalmış. Eskişehir halkının birçok zorla göğüs gerdiğini kaydeden Ataç, Eskişehir halkı tarihte yaşadığı tüm zorluklara rağmen asla umutsuzluğa kapılmamış ve pes etmemiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal'in öncülüğünde verilen milli mücadeleye tüm benliği ile destek olan Eskişehirliler memleketlerini düşman işgalinden temizlemiştir. İşgalin ardından yakılıp yıkılan kentimizi yeniden ayağa kaldıran Eskişehir halkı, kendimizi Anadolu'nun incisi yapmayı başarmıştır ifadesini kullandı. Niye Eskişehir bu kadar yıkılıp yakılmış değerli izleyenler? Sebebi şu. Bunu da Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'tan öğreniyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın 5 önemli meydan muharebesinin 3'ünün Eskişehir'de yaşandığına dikkat çeken belediye başkanı bunu vurgulamış. Değerli izleyenler, Kurtuluş Savaşı'ndaki 5 tane çok önemli meydan muharebesinin 3 tanesi Eskişehir'de yapılmış. Bunların içinde 1. İnönü Savaşı'na dahil. Şimdi en önemli muharebenin 5'ini 3'ü burada yapıldıysa Eskişehir'de, şehrin bu kadar yıkılması, yakılması, harabeye dönmesi normal. Atatürk ne demiş? Bu ne demiş aktaracağım tarih?
15 Ocak 1923 şöyle demiş Atatürk. Eskişehir halkı içinde ve yakınında düşman kuvveti mevcut olduğu ve bizim de elimize kuvvet bulunmadığı zaman çok büyük vatanperverlik, milliyetperverlik, azim ve kahramanlık göstermiştir. İşte değerli izleyenler, bu sayede bu Kurtuluş Savaşı başarıya ulaşmış. Eskişehir'den az önce alıntı yaptığımız Odun Pazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt tam sayfa verdiği reklamda güçlü yüzü bu şekilde yazdırmış. Hem 100. yıl hem güçlüyüz. Bu Eskişehir'e gidenler oranın Avrupa'daki şehirler kadar güzel olduğunu söylüyorlar. Merak ediyorum doğrusu. Ben yıllar önce Eskişehir'e gitmiştim. Asker tertibim, onun düğünü vardı ama 20 yılı geçmiştir. Çünkü ben 97'de mi ne tezkeremi aldım. Öyle olunca İstanbul'a da yakın değil, bayağı mesafeli ama az önce çarşıda arkadaşlarla konuşuyorduk. Hızlı tren varmış. Hızlı tren 2 saatte varıyormuş. Sabah gidip akşam dönmek mümkünse, yani günübirlik, günübirlik de olsa Eskişehir'i bu şekilde, bu haliyle gidip görmek istiyorum doğrusu. Belki içinizden biri elimizden tutar ve götürür, gezdirir, gelir. Belli mi olur? Epek de makbule geçer. Eskişehir'in kurtuluşu ile ilgili aktaracağım bilgiler bunlardı. Bence güzel oldu. Kısa kısa ama bilgilendirici bir haber bülteni. Gene maalesef ifşa yok. Gülşen'in memişleri yok. Skandal yok. Din istismarı yok. Kavga yok. Dövüş yok. Kara kuru bir haber bülteni izlediniz. Şimdi bu baba haber bülteninden sonra kaldığınız yerden o lağım çukuru televizyonların ana haber bültenlerini izlemeye devam edebilirsiniz. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Artık haberleri de kendimiz hazırlayıp sunacağız. Hiç olmazsa böyle kısacık da olsa o rezil gündemden uzaklaşıp biraz nefes alabilmek için.